Dur abla sen yaklaş biraz da. Babanlar. Hayvan sahipleri bir çadırı bir kişiye nasıl veriyorsunuz? Gelen herkes buradan kurbanını alabiliyor. Sahibi aslında satanlar. Satanlar burada biz de, şu anda bir şirket bunu almış. Kurbanları kendi satıyor. Şirket ha öyle. Evet. Tamam. Burada kurbanları tamam. Ayrı gösterenler. Bu alanda bu. Aman bir şey düştü arkadaşlar. Kameranın mıydı? İlgi başladı mı? Nasıl? Bayağı bitti. %70 oranında takıldı başkanım. Şu anda kullanımızda. Hayırlı işler. Başkan içeri gitti. Şey mi? Şey arkadaşlar. Işık farkı olur. Hiç bir şey olmaz. Başkanım şöyle isterseniz devam edelim. Sesini ayırabilirim. Tamam. Sol taraftan devam edelim. Buyurun. Kısar gidelim. Evet. Hayvanlara kısar gidelim. Vallahi anlatacağız ama yer. Alışverişe mi geldiniz? Geldik. Sonra İyi yaptınız. Aldınız mı kullandınız? Şimdi bakıyoruz. Büyük var. Hadi Allah. Aynı memleketi. Aramızda. Ne güzel. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Dua edin. Allah korusun inşallah. Sağ ol, sağ ol. Allah kabul etsin. Dua edin bize. Ya kim çekiliyor? Kim çekiyor? Kim çekiyor? Gel çakın. Gel. Nereden geldiniz? Öne doğru çökebilirsin. Altısında oradayım. Pardon ayın birinde oradayım. 1 Eylül'de. 1 Eylül'de. İnşallah. Gel mi? 1 Eylül'de oradayım. Allah razı olsun. Sağ ol. Sen de gel, sen de gel. Gel. Ben de ki beni niye almıyorsunuz diye. Ayıp değil mi de? Sabunu bir çek diyorlar oğlum. Çek. Ben olsam çek. Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Hayırlı işler. Emeğinize, emeğinize sağlık. Emeğinizi karşılığını alın inşallah. Ha? Kesin hanemiz buradan başlıyor başkanım. Hayvanları içeriye alıyoruz. Vinçler yardımıyla kaldırıyoruz. Kafa kesme işi burada oluyor. Ses yazın. Sonra devam ediyoruz böyle başkanım. Herkes demoda gösteriyor. Devam edelim. Hem devam ediyoruz. Artık dikkat edin. Detay anlatmıyor. Devam edelim. Thank you.
Arkadaşlar size şöyle yeter tamam mı? Koyuyoruz. Ben sadece buradaki yerine... Arkaya dikkat edin, arkaya dikkat edin. Veriyoruz vatandaş. Birinci gün burada 250 tane hayvan parçalanıyor. Kaç? 250 hayvan. Bir diğer kesimhanemizde de 250. Toplam 500 hayvan. 500 hayvan günlük tutuyor. Evet. 500 günde. Evet. Şu an dışarıdan da hayvan gelir mi buraya? Burada 500 var başkanım. Eğer bunu ikinci güne kabul edebilir. İkinci gün doluyor. Zaten öyle bir şey var işte. İlla her şey diyeceğim dedim. Aynen, evet. Aynen. Devam edelim başkanım. Burası... Burası başkanım. Kim var orada? Sen konuşalım. Bunlara poşetler getiriliyor. İsterseniz terazinin başında çarpılmasın. Yedi paylı. Tabii yedi paylı. İsterse beş paylı. Hiçbirini kullanmıyor. Olabilir. Bütün ekranlarda hangisinde ne kadar kaç bilet var ve toplamın orada vatandaşı. Bu tarafa gelirseniz daha şık olur. Bunlar poşetleniyor, hazırlanıyor. Yine kesimler, kemik kesme, et kesme burada yapılıyor. Ondan sonra arabalara koyuyoruz. Vatandaşın ayağına kadar götürüyoruz arabasını arabayla. Vatandaşımıza veriyoruz. Herhalde şu paylaşacak. Yük baş kaç lira kesimi? 900 lira başkanım. Bu zaten kesim ücreti de ilçe komisyonu belirlenen fiyatlarla çarptırılır. Şimdi bu eskiden bıçak sistemini çok kullanıyorduk et keserken başkanım. Şimdi bu makineler... Bu yeni bir makine başkanım. Buraya konuyor, parçalanmış bir şekilde baştan çıkıyor. Şeyi falan sadece bir tane yedeği var. Zaten şeyde kurban kesiminde başka normal şebeke elektriğiyle çalışmıyoruz. Jeneratörle çalışıyoruz. Hiçbir aksaklığa mahal vermemek için. Bu tür aksam olmaz. Tabii olası jeneratör arızamızda yine yedek jeneratörümüz var. Sistemimiz akşama kadar sürüp gidiyor. Başkanım vatandaşın oturduğu yerde yaparız. Tamam mı? Kesimhanenin de vatandaşın oturduğu yerde yaparız. Şu ileriye doğru şu taraftan gidelim. Şu taraf başkanım. Başkanım soldan da alırız. Soldan direkt oraya git. Tamam başkanım. Olur olur. Hayvan olan yere geçeceğiz mi şimdi? Var mı? Yani şu anda vatandaşın oturduğu yere doğru gidiyoruz başkanım. Hayvanlar, padoklar bu tarafta. O ilk çadır mı? Yok, şurada da var. Yani. Veterinerlerimiz de çıkışta bir fotoğraf istiyorum. Ben anlamadım sanki. Burası ya. Orası orayı var. Burası ayarlanmış. Yok sayı. Olmasın. Hayvan girişi için burası ayarlanmış. Buraya mı giriyoruz? Evet. Buraya mı giriyoruz? Satıcı kimdir acaba? Evet. Arkadaşlar başka da... Çok kalabalık başka gibi değil mi? Biz bu tarafta kalalım. Biz bu tarafta kalalım. Pazarlık için kim? Ali Bey. Bence başkan gelsin. Tamam, tamam. Tamam. Pardon değil mi? Müsaade edin. Tamam, o tarafa gelmeyelim. Satıcısı kimdir hanım? Geldim başkanım. Arkadaşlar biraz açalım. Biraz geri. Biraz daha. Biraz geri. Bekleyin, gitmeyin. Gitmeyin. Arkadaşlar şöyle az geri kalacağım. Sen itme abi. Arkada tepecek vallahi. Arkanda bir şey var. Tepez onlar.
Başkanım böyle. Pardon. Çek önüne. Başkanım biraz daha bu tarafa gelsin. Şöyle bir geçelim. Arkadaşlar geçmiyoruz, geçiyorsunuz. Başka uzak kaldı ama. Olmadı ki yani. Evet, oradan yönlendir. Buraya gelecek buraya. Buraya. Yani oraya girmeseniz. Biz o tarafa mı geçtik? Bir kenara tarafa biraz böyle bak. Hayır, hayvanın kapandığı bu tarafa, bu tarafa. Yetişi önemli yani. Şifre yapsınlar herhalde. Eğil sıkışmış olduğu için o yüzden tüyü dağılır. Adem abi. Vallahi. Bu başlarsın işte dersin ki ya bunu... Arkadaşlar da rica etsin. Yanımıza gelin. Başkanım işte... Cınız görürsün hayvanı. İşte iyi hayvanı kötülemeye başlarsın. O da över, yok der, şöyle böyle falan. En sonunda ama aslında göz koymuşsun diye yani. Alacaksın. Çok emek veriyorlar. Yani hayvancımız çok emek veriyor. Çobanımız emek veriyor. Gerçekten Allah'a ben de bak burada hatalarını alıp dönsün der isterim. Gerçekten maliyetleri yüksek. Ben yanlış anladım. Burayı çok büyüdü. Bir seneye zaten eğimli mi olmaz? İyi aşağı. Kaybımız aldı gene. Notumuz aldı. Dere inşallah. İstanbul'da karar yapmak. Evet evet. En iyi bunlar bunları koruyacak. Böyle mühendis mimar anlamaz yok da en iyi çoban anlamıyor. Havuç gibi bir şey duyuyor. Aynen. Ama en iyisi onu karaklanması gerekiyor. Neyse bu işte aldık. Eller tutulmuş görüyorsunuz. Sallar tutulmuş. Başlarsın dersin ki 12 bin der ben 10 bin derim. 15 bin derim. 15 mi diye. Ben işte 12 verdim. Verdim gitti başka. Peki fiyatlar da hani burada bir diğer pazarlara göre bir avantaj var mı? Şimdi benim anladığım kadarıyla tabii İstanbul'da yaklaşık arkadaşlarımın verdiği bilgi 160 bin civarında büyükbaş hayvan, büyükbaş küçükbaş karışık hayvan kesimi var kurbanda. Bu hayvan kesimi tabii böyle olunca yaklaşık birbirini takip eden fiyatlar var. Yani çok birbirinden farklı fiyatlar oluşmuyor. Belli bir piyasa oluşuyor. Tabii bazen hayvanın kendine ve formuna göre de o biraz değişebiliyor. Gerçekten bazı hayvanların üstünlüğü olabiliyor büyük başta. Benim bildiğim kadar konuştum da. Böyle yönleri de var. Yöresine göre ufak tefek farklılıklar olabiliyor. Bunlar fiyatı etkileyen unsurlar. Günün sonunda yaklaşık birbirine yakın fiyatlarla büyükbaş hem küçükbaş satımı yapılıyor İstanbul'un genelinde. Onun ötesinde tabii bu işin kesim koşulları çok önemli. Ve kontrollü alanlar olması çok önemli. Yani ben İstanbullularla ilgili yani şu uyarım çok önemli. Ben vatandaş olarak elhamdülillah Müslümanım, bu vazifesini yerine getiren bir insan olarak ve bu bakış açısıyla lütfen ama lütfen kesim ruhsatı olan yerlerde kesim yapsınlar.
başka yerlerde kesim, kontrolsüz kesim, çevreye, bütünüyle her noktasına zarar veren bir çalışma. Biz tabii bunu ihbar olduğunda gerekli işlemleri kurullar yerine getiriyor. Bu işin içinde Sağlık Müdürlüğü var ki başında Tarım Müdürlüğümüz var. Kendi veterinerliğimiz var. İşte bütün birimlerimiz bu işin içerisinde ama ihbara dönüp müdahaleler, o ilçe belediyeleri var sürecin içerisinde. Ama uyarım ne? Kontrollü, izni olan yerlerde kesim yapsınlar. Diğer noktaları tercih etmeleri toplum sağlığını, çevre sağlığını riske sokmak. Bundan kaçınsınlar. Siz belirlediniz mi kurbanınızı, seçtiniz mi? Benim kurban işimle babam ve amcam ilgileniyor. Evet. Yok, burada. Burada ama babam başkanım, sen şanslısın yani, hiç uğraşma yok. Yani ama herkes, eskiden ben ilgilenirdim. 13-14 yaşından 13-14 yaşından 6-7 sene öncesine kadar ben ilgilenirdim. Yani şimdi vazifeyi devrettik. Başkanım, bayramda köyü var mı? Yok, buradayız. Bizim mahallelerimiz İstanbul'da. Başka bir yere geldi aklıma da gübre gelmedi aklıma yani. Yerel isimleri aklıma geldi, gübre gelmedi. Ne diyeceğim? Biz de altın deriz de yani. Bir de kömre deriz. Kahve çayını içiyor. Güzel bu alanda. Bu alanda. Tabii. Parkbahçeler Müdürlüğümüz. Kolay gelsin. Sağ olasın başkanım, hoş geldiniz. Sağ olasın. İyi günler, kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ olun. Öyle mi? Ha, kolay gelsin. Her şey yolunda inşallah. Yok tabii, güzel. Bir sorun yok. Yok, şu anda bir sorun yok. Başarılı. Öbür tarafı. Gayet. Başkanım,
Bir şey olmadı. 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 Bir şey olmadı